Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. İp numaralarımı söyleyerek başlıyorum. Pembe düz bir yazmaya. Yazmanın renginde pembe tonun. Leylak markası 316 numara. Mor kullanacağım. Bu da altın başak 63 numara. Yeşilimin tonu altın başak 383 numara. Modelimiz yine bir iğne oyasından tığ oyasına çevirdiğim tasarım oyu arkadaşlar. Bu şekilde bir iğne oyası vardı. Bilenler bilir. Ben bunu tığ oyasına çevirdim. Çok da güzel oldu. Hani yazma kenarında yapmak istemeseniz de ağır gelse belki ağır gelir sizlere. Ama o kadar kolay ilerliyor ki şimdi göreceksiniz hep birlikte. En azından bir mutfak havuzu kenarında değerlendirebileceğiniz bir model oldu. Şimdi buradaki ilmeklerde ne kullandım? Bu böyle hani dışarılarda kahve çay kaşığı. Ee, bu ondan arkadaşlar. ince Bunu yoksa eğer 4 numara şiş ve 5 numara şiş de olabilir. Bu incelikte bir şey de olabilir. 4 numara şiş de uygun olur. Benim 4 numara şişim var ama bunun üzerinde ben ilmekleri daha rahat topluyorum, kullanıyorum. O yüzden bunu yaptım. Şimdi iki motif arasında 20 tane tığ batısı yaptım. Yani şu motif bittikten sonra 20 tane tığ batısı yapıp döndüm. Şimdi yine oradan başlıyorum. Bakın şöyle motif bittikten sonra sayıyorum. Biraz daha yaklaştıralım. Şu motif bittikten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 olmuş. 10 tane daha yapacağım ve sonra dün modelimi kuracağım arkadaşlar. İpimizi yazmamıza dolanmış bir düzeltmem gerekiyor. Tabii bunu kamera arkası yapmam daha uygun ama evet. Şimdi iki adet zincir çekiyorum. Tığ batısına girip kapatıyorum. 11 oldu. Çok pardon. Bismillahirrahmanirrahim. 2 adet zincir çektim yandaki tığ battıya girip kapattım 12 2 adet zincir yandakine girip kapattım 13 2 adet zincir yandakine kapattım 14 2 adet zincir yandakine kapattım 15 16 2 adet zincir yandakine kapattım 17 2 adet zincir yandakine kapattım 18 2 adet zincir yandakine kapatıyorum 19 2 adet zincir yandakine kapattım 20 yani iki motif arası 20 tane tığ yapıyorum bu motifin bittiği noktadan şimdi 10 adet zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 oyamı döndürüyorum 1-2 tığ batısı bırakıp 3.ye girip 10 adet zincirimi kapatıyorum ve düz yüzüne dönüyorum. Yuvanın içine bir sık iğnesiyle ile giriş yaptım. 1 adet zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Taktım. Bu birinci ilmeğim. Yuvanın içine girdim. İpin ucunu al. Bir. 2 adet zincir çek. Genişlet. Tak. 2. Yuvanın içine girelim. İpin ucunu al. 2 adet zincir çek. Genişlet. Tak. 3. Uyan şiğe gir ipin ucuna 1 2 adet zincir çek genişlet tak 4 Dört, pardon 4 Dört, 12 adet ilmek çıkarıyorum. 5 Üzerine bindik. Evet düzelttik. 5 oldu ipin ucuna 2 adet zincir çek genişlet tak 6 7 yuvanın içine gir ipin ucuna dibinde 2 adet zincir çek tak 8 9 ipin ucuna 2 adet zincir çek genişlet ve tak 10 11 12 tekrar sayalım kaçırmış ise eğer diye 2 4 6 8 10 12 Evet şimdi yuvanın içine giriyorum ipin ucunu alıyorum bir adet sık iğnesi yapıp ilmek ediniyorum hemen alttaki tığ bat diye sık iğne ile girip sabitliyorum 2 adet zincir çekip yandaki tığ batta kapatıyorum. 1. 2 adet zincir çekip yandaki tığ batta kapatıyorum. 2. 2 adet zincir çekip yandaki tığ batta kapatıyorum. 3. Yani 20 tane yine tığ battı üzerine yaptıktan sonra benim aram öyle. Buradan sonra 20 tane tığ battı yaptıktan sonra dönüp 10 adet zincir çekip bu yuvayı oluşturup ilmekleri yapıyorum arkadaşlar. Benim aram bu kadar. Sizler istediğiniz arayı verebilirsiniz. İlk aranıza kaç tığ batısı yapmış iseniz ondan sonraki aralarınızda o şekilde yaparak dengeyi sağlayacaksınız arkadaşlar bu şekilde devam edip gidiyor ben daha fazla bu alt kısmını göstermeyeceğim çünkü burada 20 tane yaptıktan sonra dönüp bu yuvayı oluşturup aynı bu işlemi yapacağız şimdi üst kısımlarına geçelim burada iki yaprağın pembe burada iki yaprağın mor yapmışım burada tek yaprağı mor tek yaprağı pembe Şimdi iki yaprağı pembe şeklinde devam edeceğim. Bunu çekiyoruz artık. Pembe rengimi aldım ve tığıma sabitliyorum. Gerçekten çok zarif. O kadar hafif bir de ipinizi böyle esneterek yaparsanız tam bir iğne oyası zarifliğinde gerçekten bakın. Şimdi ipimi sabitledim. <laughs> Buradan düz yüzünden ilk ilmek yuvama girdim kapattım bu birinci ilmek yuva buraya sabitledim 8 adet zincir çekiyorum bu noktada pimpirini yapacağım ilk pimpirini 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tekrar girdim aynı yuva içerisinde kapattım şimdi 3 adet zincir çekiyorum 2 3 devamda gelen ilmeğe girdim kapattım Tekrar 1 2 3 zincir çektim. Devamındakine girdim, kapattım. Tekrar 1 2 3 zincir çektim. Devamındakine girdim, kapattım. 3 adet zincir. Devamdaki ilmeğe girip kapatıyorum. Şöyle bir bakalım kaç ilmek oldu? 1 2 3 4 5. Son ilmeğim. Yani 12 tane ilmek vardı ya, altısını burada kullanıyorum. Son 6. ilmeğe girdim. 3 adet zincirimi kapattım bu şekilde. 6'sı bu motif için olacak. 6'sı diğer motif için. 1 2 3 4 5 6. Şimdi 8 adet zincir çekip dönüş yapıyorum. 4 5 6 7 ve 8. Dönüş yaptım. Bakın bu ilk araya 8 adet zincirimi kapatıp kenar pimpiriğini oluşturuyorum. 3 adet zincir çekiyorum. Devamındaki araya girip kapatıyorum. 3 adet zincir çekip devamındaki araya girip kapatıyorum. 3 adet zincir devamındaki araya girip kapattım. 3 adet zincir buradaki arama girip kapattım. Şu kenar pimpirimiz burayı böyle bırakıyoruz ilk yaptığımız kenar. Bu sırada 1 2 3 4 yuvamız oluştu. Yine 8 adet zincirle dönüş yapıyorum. Dönüş yaptım. İlk yuvanın içine girdim 8 adet zincirimi kapattım pin prim oluşturdum 3 adet zincir devamındakine kapattım 3 adet zincir devamındakine kapattım 3 adet zincir devamındakine kapattım yine 8 adet zincirle dönüş yapıyormuş kenar pin duruyor 8 adet zincir çektim dönüş yaptım ilk yuvanın içine girdim kapatıp kenar pimpiri oluşturdum Şimdi 3 adet zincir devamındakine 3 zincir devamındakine tekrar 8 zincirle dönüş yapacağım şimdi 6 7 ve 8 dönüş yaptım ilk yuvanın içine girdim ve kapattım kenar pimpirini oluşturdum 3 adet zincir çektim devamındakine girdim kapattım son yuvamız tekrar 8 adet zincir dönüş yaptım girdim son yuvamın içine kapattım bakın 1 2 3 burada 1 2 3 burada bir kez daha 8 adet zincir çekip tepe yuvası yapacağım 8 adet zincir çektim tekrar aynı tepeye girip kapattım bu da tepesi oldu yani 3 bu tarafta 3 bu tarafta bir de tepede olmuş oldu yuva kenar pimpiri bir adet zincir çekip kestim şimdi bunlar temizleyelim tekrar pembe ipimi aldım tığıma sabitledim bakın düz yüzümüzden burada kalan 6 ilmeğimiz var ilk ilmeğin içine girdim ipimi sabitledim katını aldım düzeltmem gerekiyor ilk ilmeğin içine girdim ve ipimi sabitledim yine 8 adet zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 7 ve 8 Aynı yuvanın içine girip 8 adet zincirimi kapatıp pimpirim yaptım. 3 adet zincir çektim, devamındaki ilmeğin içine girdim, kapattım. 3 adet zincir, devamındaki ilmeğin içine girip kapattım. 3 adet zincir, devamındaki ilmeğin içine girip kapatıyorum. 3 adet zincir, devamındaki ilmeğin içine girip kapatıyorum. 3 adet zincir devamındaki ilmeğin içine girip son ilmeğin içine girip kapattım. Bu şekilde toparladık yine bakın. 8 adet zincirle dönüş yapıyorum. 8 adet zincirimi çekiyorum. Dönüş yaptım. Bakın ilk 3 adet zincirle arama girip kapatıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Devamındaki arada kapatıyorum. 3 adet zincir çekip devamındaki arada kapatıyorum. Yine katını aldık. 3 adet zincir çekip devamındaki arada kapatıyorum. 8 adet zincirle dönüş yapıyorum. İlk yuvama girip kapatıyorum. 3 zincir devamındakine 3 zincir devamındakine 3 adet zincir devamındakine yine 8 adet zincirle dönüş yapıyorum. 2 3 aman Allah tığımda bir sorun var. 8 adet zincir çekip dönüş yapıyorum. 5 6 7 ve 8. Dönüş yaptım. İlk yuvama girdim kapattım. 3 adet zincir devamındakine girip kapattım. 3 adet zincir devamındakine girip kapattım. 8 adet zincirle dönüşümü yaptım. İlk yuvama girdim, kapattım. 3 zincir devamındakine kapattım. Son yuva. 8 adet zincir. dönüş yaptım yuvama girdim kapattım şöyle göstereyim yine arkadaşlar bakın 1 2 3 1 2 3 bir kez daha 8 adet zincir çekip aynı yuva içerisine kapatıp tepe yuvası oluşturup bitiriyorum bir adet zincir çekip ipimi kesiyorum şimdi bunları da temizleyip dönüyorum Hani böyle büyük hissederseniz isterseniz bu şekilde de kalabilir arkadaşlar. Böyle de yapabilirsiniz. Bu da ikili haliyle de güzel. Böyle de var zaten model. Şimdi yeşil rengimi tekrar alıyorum. İpime sabitliyorum. Ters yüzünden. Şurası düz yüzümüz. Şöyle tersinden köprüyü kuracağız. Tersinden. Şuradaki bakın ilk yuvanın şuradan tutturuyorum ipimi kenar kısmından şöyle yeşil ipimi buradan tutturuyorum. Buraya girip sabitliyorum. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Bakın şimdi de karşının buradan tutturuyorum. bu araya bir köprü oluşturuyoruz yani buradan tutturduk tekrar düz yüzüne dönüyorum bir adet zincir çektim ilmeğimi çıkardım yine çubuğuma taktım yuvaya girdim ipin ucunu aldım iki adet zincir çekip çubuğuma taktım iki oldu altı adet toplamda ilmek topluyorum ipin ucuna iki adet zincir çek çubuğuna tak 3 2 adet zincir çektim, çubuğuma taktım. 4 5 2 adet zincir çekiyorum ve çubuğuma takıyorum 6. 6 adet ilmeğimi topladım bu şekilde. Yuvaya girdim, ipin ucunu aldım. 2 adet zincir çektim ilmeğime. <laughs> ve yeşil ipimi kesiyorum. Şimdi bu fazlalıkları da temizleyelim. Bu şekilde şu an mor ipimi alıyorum. Aynı buradaki yaptığım işlemle tepesinin motifinde yapıyorum mor ipimi aldım ve ipimi sabitledim. İlk ilmeğimin içine giriyorum. İpimi sabitliyorum morumu. 8 adet zincir çekiyorum burada. Aynı ilmeğin içine girip kapatıyorum 8 adet zincirimi. 3 adet zincir çekiyorum devamındaki ilmeğe girdim kapattım. 3 adet zincir çektim devamındaki ilmeğe girdim kapattım. 3 adet zincir çektim devamındaki ilmeğe girdim kapattım. 3 adet zincir çektim devamındaki ilmeğe girdim kapattım 3 adet zincir çektim son ilmeğime girdim kapattım bu şekilde topladık 8 adet zincirle dönüş yapıyorum yine dönüş yaptım ilk arama 3 adet zincirli arama 8 adet zincirimi kapatıyorum yine 3 adet zincir çekiyorum devamındakini kapatıyorum 3 adet zincir devamındakine kapatıyorum. 3 adet zincir devamındakine kapatıyorum. 3 adet zincir son arama kapatıyorum. Şuradaki 8 adet zincirli ipimirim duruyor. 8 adet zincir çektim, dönüş yaptım, ilk yuvama girdim, kapattım. 3 adet zincir devamındakine kapattım. 3 adet zincir devamındakine kapattım son yuvama kapattım 8 adet zincir çekip dönüş yapıyorum ilk yuvanın içine girip 8 adet zincirimi kapatıyorum 3 adet zincir yuvaya girdim kapattım 3 adet zincir devamındaki yuvada kapattım 8 adet zincirle dönüş yapıyorum yuvanın içine girip kapatıyorum 3 adet zincir devamındakinde de kapatıyorum 8 adet zincirle dönüş yaptım girdim kapattım 3 burada 3 burada kenar pimpirimiz oluştu Son kez bir 8 adet zincir daha çekiyorum. Tepe pirini oluşturuyorum ortaya. Bir adet zincir çekip ipimi kesiyorum. Temizleyip dönüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar temizledik ve döndük. İşte bu şekilde inşallah anlatabildiğim anlaşılır bir oy olmuştur. Gerçekten o kadar zarif oluyor ki dediğim gibi. Hani şöyle iplerinizi biraz bu tarz oyalarda şöyle tutup esnetin esnetin bir yani yapacağım iş, iş kadar esnetip sonra esnek bir şekilde ipinizi sarın o esnekli kısımlarda kullanırsanız daha zarif oluyor arkadaşlar şu neden büyük oldu derseniz biraz bunlara göre biraz daha büyük hafif çok değil ama hafif büyük gibi duruyor ee, kamera karşısında biraz rahat öremiyoruz arkadaşlar hem anlatıp e, hem açı dar o yüzden biraz geniş örüyorum sanırım kamera karşısında İnşallah anlatabildiğim bir model olmuştur. İnşallah anlaşılır bir oy olmuştur. Dediğim gibi isterseniz e, sadece mutfak havlularını süsleyebilirsiniz. Hani yazma kenarı zor gelirse ama gördüğünüz gibi hiç uğraştırmayacak bir şekilde model. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın.